Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Bugün Huawei'nin lüks tasarımıyla karşımıza çıkan ve üstün teknolojileriyle donattığı amiral gemisi akıllı saatini inceleyeceğiz. Bugünkü inceleme konuğumuz Huawei Watch Ultimate. Piyasaya henüz yeni sürülen Huawei Watch Ultimate modelinin öne çıkan birçok özelliği bulunuyor. Fakat saate bir uzaktan baktığımızda direkt akıllarda aynı soru yer alıyor arkadaşlar. Bu saat klasik bir saat mi? Yani akıllı bir saat görünümünden aslında biraz daha uzak bir saat olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu klasik saat görünümünün yalnızca bu ekrandaki, yani şu anda sizin de ekranda görmüş olduğunuz klasik saat kadranından dolayı değil, aslında tamamen dış çerçevesi olsun ve malzeme yapısı olsun, yani tamamen dışarıdan klasik saat modellerindenmiş gibi duruyor. Aynı zamanda Huawei söz konusu modelinde kullandığı malzemelerle, yani cam tarafında veya bu gövde tarafında, kordon tarafında kullandığı özel malzemelerle aslında lüks saatlerle yarışan bir kalitede olduğunu söyleyebiliriz. Yani tabiri caizse şu anda piyasadaki en kaliteli akıllı saati inceliyoruz. Tabii ki böylesine klasik ve lüks bir görünüme sahip olan model spor tarafında da geri kalmıyor. Aynı bir akıllı saatin, yani Huawei'in herhangi bir akıllı saatinin kullanıcılarına sunduğu spor veya herhangi bir vücut ölçümü gibi tüm akıllı saat özelliklerini sunuyor. Tabii ki artıları da var. Yani önceki modellerde olmayıp da bu modelde yeni eklenen birçok özellikte yer alıyor. Az sonra bunlara da değineceğiz. Dilerseniz her anlamda donanımlı bu saati ilk olarak kutu içeriğiyle başlayıp sonrasında tasarım ayrıntılarıyla devam edin. İlk olarak kutu içeriğinde alıştığımız gibi yine bir şarj aleti geliyor. Bunun yanı sıra Huawei bu kordonun yanı sıra İki kordon daha yollamış. Şu anda ekranda detaylarda da görüyorsunuz. Kutu içeriğinden çıkan kordon HNBR adı verilen kauçuk kordonlara göre %30 daha hafif olan dayanıklı bir yapıyla geliyor. Aynı zamanda yanında aynı maddeye sahip daha uzun bir kordon daha yer alıyor. Bu da dalış yapacaklara özel uzun ayak bileği kordonu olarak geçiyor. Genel olarak az önce ekranlarda da gördüğünüz bu HNBR kordonunun yapısına ve özelliklerine baktığımızda yağlanma, kirlenme, esneme ve aşınmalara karşı dayanıklı bir kordon olduğunu söyleyebiliriz. Yani dışarıda herhangi bir X saatinde gördüğümüz silikon yapıya sahip bir kayış değil bu. Yani özel olarak tasarlanmış ve özel olarak üretilmiş bir maddeye sahip. Bu yüzden normal saatlerle pek de kıyaslamamak lazım. Zaten Huawei en ufak ayrıntısına kadar saatinin her bölümünde üstün teknolojilerini kullanmış. Bu yüzden silikon kayışlara göre daha sağlam ve daha dayanıklı olan bu HNBR kordonunun öncelikli olarak saatin kutu içeriğinden çıkmasının avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü asıl bomba burada geliyor. Zirkonyum alaşımlı bir kordon daha geliyor arkadaşlar. Zaten saatin klasik görünüme sahip olmasının asıl sebebi bu zirkonyum alaşımlı kordon. Bu arada arkadaşlar, hazır konusu açılmışken şundan da bahsedeyim. Bu kordonların her bir dişlisi tek tek çıkıyor. Yani benim bileğime küçük geldi, büyük geldi gibi düşünmeyin. Yani klasik saatlerde karşımıza çıkan bu saatlerin her bir baklasını çıkarmak için bir de ince bir pin gerekiyordu arkadaşlar. Yani bu baklaları çıkartmak için ekstradan bu pini kullanmak gerekiyor. Bu da yorucu bir hal alıyordu. Fakat Huawei bunu da düşünmüş ve saatin iç tarafında bu baklaları çıkartmamız için tırnağımızla açabileceğimiz bir switch eklemiş her bir baklaya. Yani bunları çıkartıp daha sonrasında üzerine ekleme yapabilir veya hali hazırda üzerinde bulunan baklaları çıkartıp kolunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bu da önemli bir avantaj olmuş. Yani benim koluma olmadı ama bunun için saatçiye gitmeli miyim? İşte bende pin yok falan gibi düşünmenize hiç gerek kalmadı. Direkt tırnağınızla çıkartabiliyorsunuz. Ki detaylarda da görmüşsünüzdür arkadaşlar. Benim tırnağım biraz kısa ve ona rağmen ben kolaylıkla çıkarabildim. Ve normalde de 2-3 dakikada, maksimum 2-3 dakikada halledilebilecek kadar kolay bir işlem. Bu sayede Huawei Watch Ultimate modelinin rakiplerine karşı bir adım daha öne geçtiğini söyleyebiliriz. Evet, tasarım ayrıntılarına son hızla devam ediyoruz. Şimdi geldik ekran tarafına. Huawei'de yine ekran tarafında geri kalmamış. Ve safir cam ve safir sensör alanı ile geliyor. Yani hem bu
ön taraf hem de kolumuza değen sensör tarafı safir yapıda karşımıza çıkıyor. Safir camında tamamen lamine edilmiş ve aşınmaya dayanıklı, yüksek mukavemetli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu cam normal camlardan biraz daha sağlam arkadaşlar. Bu yüzden şu anda piyasada karşımıza çıkan üst düzey olarak nitelendirebileceğimiz kaliteli klasik saatlerle aynı kalitede olduğunu söyleyebiliriz. Hem gövde malzemesi hem de cam malzemesi tarafında üst düzey saatlerle kafa kafaya olduğunu söyleyelim Huawei Watch Ultimate modelinin. Evet, tasarım ayrıntılarını genel olarak değerlendirdiğimiz zaman sonuna kadar tatmin edici bir kalitede geldiğini söyleyebiliriz. Peki dıştan çok güzel duruyor. Bizi teknik tarafı nasıl karşılıyor? Dilerseniz teknik özellikleriyle devam edelim. İlk olarak ekran tarafından başlayacağım arkadaşlar. Bu sağlam ve dayanıklı olarak anlattığımız safir camın altında bizi nasıl bir ekran teknolojisi karşılıyor? Ekran tarafında 1.5 inçlik LTPO AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. Bu LTPO değerinin düşük sıcaklık polikristal oksit malzemesinden yapıldığını ve normal AMOLED ekranlara göre çok daha kaliteli bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ekran özellikleriyle devam ediyorum. Söz konusu ekranın çözünürlüğü 466x466 olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber bu ekranda Always On Display'de bulunuyor. Yani ekran sürekli açık kalıyor. Aynı zamanda bu ekranın 3 tarafında da navigasyon düğmeleri yer alıyor. Bu 3 tuşun farklı amaçları var. Sağ üst taraftaki tuş hem tuş hem de bir döner touch olarak karşımıza çıkıyor. Bu tuşun amacı sistem düğmesinin tepesini döndürerek menülerde geçmek. Yani bir menüyü büyütüp küçültürken, menüler arasında geçiş yaparken bu döner taş tuşunu kullanıyoruz. Sağ alt tarafta ise bir işlev düğmesi yer alıyor. Bu işlev düğmesine kısa bir süre basarak egzersiz özelliklerini rahatlıkla etkinleştirebilirsiniz ve uzun süre bastığınızda da sesli asistan aktif hale geliyor. Sol üstteki tuş ise az sonra bahsedeceğimiz Outdoor Expedition özelliğini açmamıza yarıyor ve uzun süreli basıldığında da yine farklı işlevleri gerçekleştirmemiz için işlevsel bir hale gelmiş diyebiliriz. Normalde klasik saatlerde yine 2'den fazla tuş oluyordu fakat klasik görünüme sahip bir akıllı saatte böyle bir şey karşımıza çıktığı zaman Huawei'nin bu 3 tuşu da işlevsel bir şekilde bizlere sunması önemli bir avantaj olmuş. Evet, şimdi geldik Huawei Watch Ultimate modelinin teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Huawei Watch Ultimate modeli 1.5 inçlik LTPO AMOLED ekranla geliyor. Zirkonyum alaşımlı sıvı metal ve HNBR olmak üzere 2 farklı kordon ile geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca söz konusu model 100 metreye kadar su geçirmezlik sağlıyor. Tabii ki farklı dalış modlarıyla yazılımsal olarak da tamamen su altında kullanıma elverişli bir model olduğunu söyleyebiliriz. İçerisinde bulundurduğu yerleşik GPS sayesinde ise hem yönünüzü bulma konusunda hem de saatinizi bulma konusunda GPS özelliğinin önemli bir artı olduğunu söyleyebiliriz. 100'den fazla egzersiz moduyla karşımıza çıkıyor. Tıbbi sınıf EKG analizi yer alıyor. Damar sertliği tespiti mevcut ve TrueSync 5.0 Plus sayesinde kalp atışını çok daha hızlı bir şekilde ölçebiliyor. 14 günlük pil ömrü sunan model 60 dakikada tam şarj olabiliyor. Aynı zamanda Bluetooth'la telefonda görüşmek de mümkün. Tabii ki bununla beraber gün boyu kandaki oksijen oranını ölçebilme, stres yönetimi ve TrueSleep 3.0 sensörü sayesinde kusursuz uyku ölçümü gibi özellikleri de mevcut. Evet, saatin teknik özelliklerinden bahsettik. Şimdi geldik kullanıcı deneyimine. İlk olarak Watch Ultimate modelinin en çok öne çıkan özelliğinden başlayalım. Tabii ki 10 ATM'ye kadar su geçirmez olması. Yani piyasada herhangi bir saatte, bu klasik olur, akıllı saat olur, yani Huawei'nin rakip olarak gördüğü bütün saatlerde hem böylesine özellikler sunarken hem de 100 metrelik su geçirmezliği sunan başka bir saat şu anda piyasada yok. Yani tamamen profesyoneller için de uygun olduğunu söyleyelim. Özellikle dalgıçlar, su altında 5-10 metre dalarsınız yani bir sıkıntı yok ama 100 metreye kadar geldiğiniz zaman bu saati ben nasıl taşıyacağım? Bu saat işlevlerini gerçekleştirmeye devam edecek mi? Tabii ki devam edecek arkadaşlar. Çünkü saat üzerinde navigasyon tuşlarında aktifleştirebileceğiniz bir dalış modu yer alıyor. Ve bu dalış modunda size yardımcı olacak birçok işlevi de yer alıyor. Zaten içerisinde bulundurduğu dalış kayışı sayesinde onu da ayak bileğimize takarak dalış işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Öncelikle saatin içerisinde çok yönlü bir dalış bilgisayarı yer alıyor. Yani 4 farklı dalış modu var ve bu saat dijital hatırlatıcılarıyla birlikte sezgisel ve kolay okumaya izin veren bir dalış ölçeği teknolojisiyle geliyor. Örneğin kullandığınız gaz türü, muhafazakar seviye, maksimum kısmi oksijen basıncı ve güvenlik durdurma süresiyle ilgili ayarları içerisinde bulundurduğu
scuba dalış modu sayesinde işaretleyip dalışı yaptıktan sonra seçtiğiniz parametrelerde herhangi bir aşım ya da azalma olduğunda size uyarı sağlayabiliyor. Belirli bir basıncı geçmişsinizdir veya nabzınızda bir sıkıntı olmuştur. Yani siz bir sorun yaşarsanız istediğiniz parametreleri geçtiğinde, bir sıkıntı olduğunda, bir alarm durumu olduğunda bu dalış modunda bize yardım ediyor arkadaşlar bu saat. Yani yalnızca ben suya girdim ve 100 metreye kadar su geçirmiyor, ne kadar güzel diye söyleyip geçeceğimiz bir şey değil. Yani bu su geçirmezliğin yanı sıra bize sunduğu özellikler de dalgıçlık tarafında tam profesyoneller için tasarlanmış bir saat olarak karşımıza çıkıyor. Farklı dalış modlarının olduğunu söylemiştik. Öyle ki scuba dalış modunda o kadar ayrıntılı özellikler karşımıza çıkıyor ki dalış yaptığımız su türünü seçebiliyoruz veya tahmin ettiğimiz derinliği yazıyoruz veya bu dalış esnasında kronometremiz ve pusulamız bizi yalnız bırakmıyor. Aynı zamanda o an biz dalış esnasındayken bize sunduğu özelliklerle pil seviyesi eğer azaldıysa o uyarıyı da yapıyor. Yani bizim hem fonksiyonlarımızı, yaşamsal fonksiyonlarımızı denetlerken pil seviyesinde gözeterek yapıyor uyarılarını. Yani biraz daha sezgisel bir teknolojinin bizleri karşıladığını, yalnızca teknik veriyi kullanıcının önüne sunup da geçmek gibi basit bir özellik olmadığını belirtelim. Dilerseniz biraz daha suyun içerisinden çıkalım ve gidelim keşfe. İçerisinde bir keşif modu bulunuyor arkadaşlar. Sol üstteki navigasyon tuşu sayesinde bu moda erişebiliyoruz. Örneğin kampa gittiniz, yürüyüşe çıktınız, bir ormandasınız, çöldesiniz. Yani pek de sağını solunu bilmediğiniz veya kaybolma ihtimalinizin olduğu bir alandasınız veya bir yerleri keşfetmek istiyorsunuz. Örneğin ben kampa gittiğimde saati taktım koluma mesela. Keşif modunu açtım. Bu modu açtıktan sonra benim sürem başlıyor ve konumum kaydediliyor. Bu saatten sonra benim nabzım, gittiğim lokasyonlar ölçülüyor ve bu kayıt olarak tutulmaya devam ediliyor. Örneğin ben bir noktada ilerliyorum. Yani ormanda gidiyorum mesela. Belirli bir noktada dümdüz ilerlerken bir yerde sola döneceğim veya o sırada orada bir şey gördüm. Keşif modunda işaretle diye bir tuş bulunuyor ve bu tuşa bastığım zaman daha sonrasında saatteki pusuladan veya yerleşik GPS'inden yararlanarak aynı noktaya geri dönebiliyorum. Başladığım noktaya geri dönebiliyorum. Yani kaybolma olasılığımı en aza indiriyorum Watch Ultimate modelinin bu keşif modu sayesinde. Bu keşif modunun gece modu oluyor arkadaşlar. Yani hava karardığında daha böyle turuncumsu, gözü yormayacak bir yapıya sahip bir ekranın karşımıza çıktığını ama yine aynı menüyü görmeye devam edebiliyoruz. Sadece renkler değişiyor ve gecenin karanlığında o gözümüzü yoran beyaz yazılar yerine daha böyle turuncuya yakın renkler karşımıza çıkıyor ki gece vakti de maceramızı sonuna kadar yaşayabilelim. Bunun dışında saatte 100'den fazla egzersiz modu yer alıyor. Yani tenisinden tutun yüzmesine, futbolu, basketbolu veya fitness'ı her şeyi var arkadaşlar. 100'den fazla spor modu ve bunların dışında popüler fitness uygulamalarına da bağlanıyor. Yani verileri aktarma ve ölçme konusunda Strava, Adidas, Runtastic ve Komoot gibi popüler uygulamalara da 60'tan fazla egzersiz uygulamasına veri yerleştiriyor. Yani bu uygulamalara da uyumluluk sağlamasının önemli bir artı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geldik biraz da vücut ölçümü tarafına. EKG çekebiliyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra önceki modellerde olmayan en önemli özelliğin ise damar sertliği tespiti olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu ölçüm de çok kolay tamamlanıyor arkadaşlar. 30 saniye içerisinde damar sertliği tespitini yapabilmek mümkün hale geliyor. Bu arada kafanıza takılan ufak tefek sorunlara da yanıt vereyim arkadaşlar. Bu cihaz bu kadar işlev sunmasına rağmen 14 günlük bir pil ömrü sunuyor ve bu pili bittiğinde 60 dakikada da tam şarj olabiliyor. Yani bu kadar işlev sunan bir akıllı saatin pil ömrünün 1-2 gün gittiğini biliyoruz. Huawei'nin burada 14 günlük bir pil ömrünü vaat etmesi çok iyi olmuş. Yani tabii ki yoğun kullanıma göre değişir. Bu 15-16 güne de çıkabilir, 10 güne de inebilir. Ama 2 günün bu kadar üstünde olması beni şaşırttı. Çünkü bu bir akıllı saat ve bu saatle telefon görüşmesi yapılabiliyor. Hazır akıllara takılmışken şunu da söyleyeyim. Benim Huawei telefonum yok, ben bu saati kullanabilir miyim diye düşünüyorsanız hem Android'de hem de iOS'te bu saati kullanabiliyorsunuz. Yani iPhone'unuz olsa bile bu saati alabilirsiniz. Android bir telefonunuz, Samsung, Xiaomi, X bir marka Android telefonunuz olsa da yine uyumlu şekilde çalışabiliyor. Huawei marka telefonlarda zaten Huawei Health uygulaması sayesinde çalışabiliyor. Fakat iOS ve Android tarafında yine Huawei Health uygulamasını gerekli mağazalardan indirerek ulaşıp saatinizle eşleştirebilirsiniz. Evet, şimdi geldik yazılım tarafına.
Huawei sağlık uygulamasını indirdiğimiz zaman zaten burada direkt saati bağlayınca burada saat kadranlarını değiştirebileceğimiz bir yer geliyor karşımıza arkadaşlar. Bu saat kadranlarında birbirinden güzel saatin çerçevesine uygun tasarımlar karşımıza çıkıyor. Örneğin burada birbirinden güzel ücretli ve ücretsiz olmak üzere tasarımlar yer alıyor. Bunun dışında saat ayarlarını da yine buradan yapabiliyoruz. Bildirimler tarafını buradan aktif edebiliyoruz. Zaten daha önce herhangi bir Huawei saati kullandıysanız bu ayarların yine hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. App Gallery üzerinden uygulama indirme olsun veya sağlık izleme tarafında o gün ne kadar koşmuşsunuz veya ne kadar uyumuşsunuz, yani bütün verilerinizi, stres takibinizi, uyku takibinizi, kandaki oksijen takibinizi daha büyük bir ekranda görebiliyorsunuz. Bunun dışında yazılım tarafında özetle böyle olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi geldik fiyat tarafına. Siyah modeli 16.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Gümüş modelinin ise 19.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim. Biz bu videoyu çektiğimiz tarihte tabii ki farklı kampanyalarda bulunuyor. Örneğin şu anda siyah model için 500 TL ve gümüş model için 700 TL'lik bir sepet indirimi yer alıyor. Ayrıca Huawei Shop'a özel 1 yıl ekstra garanti hediyesi ve Huawei FreeBuds 5i modelinin hediye olarak geldiğini söyleyelim. Yani yalnızca satın alırken bu saati almış olmuyorsunuz. Bununla beraber bir kablosuz kulaklık hediye olarak geliyor. Bunun yanı sıra artı 1 yıllık bir garantinin de olduğunu belirtelim. Evet, uzun bir inceleme oldu ama detayıyla Huawei Watch Ultimate modelinin sizler için her şeyini anlattık. Eğer bu model hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlere yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Biz de sizler için tüm yorumlara cevap vereceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.